4 Haziran. Birkaç gündür böyle yağmur yağdı mı yağacağım. Gönülsüz gönülsüz hareket ediyor. Bir sefer yağdı, bir sefer atıştırdı böyle hafiften. Şimdi de hava iyi yani, fena değil. Öyle bir serinlik var. Yani Adana'ya göre bir serinlik var. Yoksa yine 30 derece. Kekini vermişiz. Bir de bunu kontrol edelim. Şöyle bir de bakayım gösteriyor mu? Evet. Temiz. Çünkü eğer aç kalırsa uzun bir süre, bu da kovan terki. Maşallah bu da çiftleşmiş arkadaşlar. Bakın şuralarda günlük yumurtalar inşallah gözüküyordur. Hava anahtarı görmedim, bu hangisi bilmiyorum. Bu da lokistik olabilir. Bu aralarda kılıç ağrısı isteyen çoğaldı ya. Ey maşallah. Maşallah. Bu karnıyor arkadaşlar. Bakın burada. Şöyle de bir bakayım gözüküyor mu? Burada parmağımı görsem, şöyle parmağımı şey yapayım ki bu tarafa geçsin. Hem ekrandan bakıyorum, hem de anahtarı göstermeye çalışıyorum. Çok güzel bir karnıyol. Da çiftleşmiş gelmiş, sıkıntısız. Yumurta düzeni gayet güzel. Muntazam. Yumurtluyor şu anda. Bunun petek ihtiyacı yok. Arka taraf boş. Bu bir parti yaptıktan sonra arkası da dolacaktır. O zaman arkadaşlar, şimdi rahat rahat şerbetimizi verebiliriz. Çünkü ana arı çıktıktan sonra o kadar dikkat ediyoruz ki arkadaşlar, şerbeti fazla fazla verirsek kesiyor, ana arıyı kesiyor. Bir de öbürüne bir bakalım. Şunu durdurayım şurada. Şimdi de buna bir bakalım. Bu ne alemde? Ben duman vermeyeceğim. Zaten sönmüş o da. Vermeden geldik şimdiye kadar. İnanın kılıcı açsaydık şimdi elimizin 15 yerinden sokmuştu ya. Bakamıyorsun ki kılıca, eldivensiz bakamıyorsun. Buna da nazar değdirmeyelim de. Bunun da altında bir şey yok. Demek ki daha ister. Maşallah. Bu da arkadaşlar. Yani gözüküyor mu? Bilmiyorum da parmaklar da burada. Ana arı da burada. Yani parmağımı bulabilsem. İnşallah bu da karnıyor. Çiftleşmiş, gelmiş, yumurtaları atmış. Tabi bu aslına kovan ne zaman döner? Biliyorsunuz 21 gün kovan içi faaliyeti, 21 günde dışarı, aşağı yukarı 45 gün sonra
bu ananın tüm yavruları kovana hakim olacak. Yani bu anadan doğan yavrular. O zaman bakın mesela şu karnıyol anasının arısı. Bu farklı bir arı. Çünkü biz sirkelediğimiz için mesela bir kovaya sirkeliyoruz her kovandan arıları. Ondan sonra çıtaları veriyorum. Çıtaların bu kovanların içerisine yapmış olduğum bu kovanın içine de arıları bir çıta kadar döküyorum. Maşallah bu da kapanmaya başlamış. Bak arkadaşlar bu da bal kemerini yapmış. Şöyle yukarıda. Yani işte bunların her biri arkası sırlanmaya başlamış. Bunların her biri arkadaşlar birer koloni. Şimdi 3 çıta olduğu vakit bu işte bir koloni demek. 3 çıta. Dolu dolu bir şekilde verirsem diğer kovanlara buradan alıp bunu boşalttığım vakit bu haliyle 4 çıtalı bir kovan olacaktır. Veya koloni olacaktır. Kalın sağlıcakla arkadaşlar. Bunları da paylaşayım dedim. Önceki kontrollerimde çiftleşmemişti. Şimdi çiftleşmiş, yumurta atmış. Bunları bir de şurada tabut kovanı var. 4-7-28 çıtalı, 4 analı. Onu da bir ara sonra gösteririm arkadaşlar. Oradan da bayağı bir destek alıyorum. Mesela bunlara birer kapalı, arısız bir şekilde kapalı çıta verirsem yani ama kapandıktan sonra kapanmadan verirseniz riskli. Çünkü ana arı yeni yumurtaya başlamış. Bunun kapanması lazım ki bir kapalı verdiğiniz zaman bu Temmuz'da, Ağustos'ta 7-8 çıtalı bir arı olur. Temmuz'un sonu, işte çam balı başladığı zaman, Temmuz'un sonu, Ağustos'un başı gibi çam balına yetişecek bunlar inşallah. Alın sağlıcakla, Allah'a emanet olun.